Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızın ırklar köşesinde Pekiniz ırkı köpekleri inceleyeceğiz. Videoda da göreceksiniz aslında Pekiniz ırkı geçmişte çok çok eski, isminden de anlayacağınız gibi Çin'in çok eski zamanlarından beri var olan ve Çin'de kutsal köpek olarak kabul gören, kutsal köpek olarak anılan bir köpek ırkı ve çok eskiye dayanıyor Pekinizlerin. Orijini ve geçmişi, tarihi çok çok eskilere, Çin'in çok eski zamanlarına kadar dayanıyor ve geçmiş tarihlerdeki yani ilk zamanlarındaki Pekiniz formatlarına baktığınız zaman aslında günümüzde özellikle kozmetik algılar, kozmetik kaygılara bağlı olarak yetiştirilen Pekinizlerden oldukça farklı olduklarını, daha atletik yapılı, daha az basık suratlı olduklarını göreceksiniz. Videoda da izleyeceğiniz köpek secereli veyahut da saflığı konusunda net elimizde datalar olan bir köpek değil ama Türkiye'deki Pekiniz formatına, bizim Pekiniz diye bildiğimiz, görselinde algıladığımız köpek formatına yakın bir köpek ama baktığınız zaman bu köpeğin gerçekten de eski Çin'de Pekiniz'in ilk örneklerine oldukça benzediğini görüyoruz. Çünkü günümüzde söylediğim gibi kozmetik sebeplerden ötürü yakın akraba eşleştirmeleri ya da en beğenilen basık suratlı, daha basık suratlı, daha basık, kürkü biraz daha uzun ve fazla olan Pekinezler kendi aralarında eşleştirilerek insanların isteği yönünde selekte edildiği için, yapay seleksiyona uğradığı için günümüzdeki örnekler aslında Pekinezlerin geçmişteki örneklerini birçok ırkta olduğu gibi temsil etmiyor. Geçmiş tarihli fotoğraflara baktığınız zaman Çin'deki Pekinezlerin aslında bu videoda izleyeceğiniz köpeğe daha çok benziyorlar ama günümüzde formatı son derece değişmiş bir köpek. Söylediğim gibi orijini Çin ve çok eskiye dayanan bir geçmişi var Pekiniz'in ve Çin'de çok bilinen ırklardan bir tanesi. Aslında dünyada çok popüler olan ırklardan bir tanesi. Küçük ırk köpekler kategorisinde yer alan bir köpek Pekinezler ve insanlar tarafından da tercih edilen köpek ırklarından, özellikle apartman dairelerinde evlerinde beslemek hedefi olarak insanların çok tercih ettiği ırklardan bir tanesi. Ufak köpekler maksimum 4,5-5 kilolara ulaşan, genellikle işte 3-3,5 kilolarda aslında normalde kalan köpekler. Çok tipik bir fenotipleri var. İşte basık suratlılar, basık suratlı bir yapılanmaları var. Kısa bacaklılar ve aslında uzun, parlak tüylere sahip olan köpekler. Pekinezlerin çoğunda renk varyeteleri genellikle bej, aprikot, kayısı, işte sable diye bilinen kırçıllı renkte olabiliyorlar. Özellikle doğduklarında çok farklı bir renkte oluyorlar. Genellikle böyle bir Pekinez doğum yaptığında bakıyorsunuz bej renkli veyahut da sable renkli bir Pekinez doğum yaptığında simsiyah bir yavruyla karşılaşabiliyorsunuz ve eğer bu konuda tecrübesi olmayan biri ise, bu ırkın yetiştiriciliği konusunda kişinin tecrübesi yoksa şaşırabilir. Bu nasıl oldu, siyah çıktı yavru diye. Yavru gün be gün tıpkı Dalmaçyalılarda olduğu gibi, biliyorsunuz Dalmaçyalılarda bembeyaz doğarlar ve o puanlar, o siyah noktalar daha sonradan şekillenir. İşte Pekinezlerde de bu şekilde koyu renkli doğup ondan sonra bejden tutun da kızıla, kırçıllı renklerden tutun da kayısı rengine kadar birçok renk varyetesinde olabiliyorlar. Büyüdükleri zaman bu renk, kürklerinin rengi değişebiliyor. Söylediğim renk varyetelerinde olabiliyor. Bu köpek aslında orta seviye hareketliliği olan bir köpek. Ama Pekinezlerde çok önemli, üstüne basmak istediğim konu birçok hastalığa olan yatkınlıkları. Şimdi bu ırk çok eskiden beri geldiği için ve çok fazla seleksiyona uğradığı için, yapay seleksiyona, birçok genetik hastalığı maalesef edinmiş olan bir ırk. Özellikle kalp hastalıklarına, aritmilere çok yatkınlığı olan bir ırk. Buna bağlı olarak basık burunlu olması ve solunum yollarının dar ve kısa olmasına bağlı olarak da birçok solunum problemine yatkınlığı var. Aynı zamanda tıpkı Cavalier Kingshirts'lar gibi şiringomiyeli, yani SM hastalığına da yatkınlığı olan bir ırk. Buna dikkat etmek gerekiyor. Tüm küçük ırklar gibi özellikle çapraz bağ lezyonlarına da yatkınlığı olduğunu biliyoruz ve patella lüksasyonu, yani diz kapağının çıkması gibi problemlere de yatkınlığı olan bir ırk. Bahsettiğim sağlık problemlerinin ötesinde de bu ırkın özellikle Türkiye'de çok sık görülen parvoviral enterit ve distemper, yani gençlik hastalığı ve kanlı ishale olan yatkınlıklarını da göz ardı etmemek gerekiyor.
ev için aslında ideal ırklardan bir tanesi. Davranışsal olarak orta seviye aktivasyonu olan bir ırk. Ama tabii ki düzenli gezinti ve egzersiz programı ister. Fakat çok dikkat edilmesi gereken sıcak havalarda, soğuk havalara karşı toleransı yüksek. Çünkü alt tüy yapısı kuvvetli bir köpek ama sıcak havaya karşı toleransı yüksek olmayan bir ırk. Zaten basık suratlı olması ve solunum yollarının dar olması da bu handikapa bağlı olarak sıcak havaya karşı toleranslarının düşük olması anlamına geliyor. Özellikle sıcak havalarda yapılacak olan egzersizlerde egzersiz intolerans benzeri görüntüler ile karşılaştığınız takdirde köpeğin hemen egzersizini kesmek veyahut da yürüyüş bile olsa hemen sonlandırmakta fayda var. Suya olan ihtiyaçlarına çok dikkat etmek gerekiyor. Tüm basık suratlı olan ırklarda olduğu gibi. Bu ırkın genel özellikleri birazcık inatçı olması, inatçı yapılanmada olan bir ırk ve itaat programlarında biraz sıkıntılı olabilen bir ırk. Agresyona birazcık yatkınlıkları var. Özellikle küçüklükten itibaren sosyal algıları kuvvetli bir şekilde yetiştirmek ve çevresel dinamiklere duyarsız olabilecek kadar sık gezinti programları oluşturarak dış dünyayı iyi realize etmesini sağlamak gerekiyor. Birazcık sosyal problemler yaşayabilen ve agresyona yatkınlığı olan inatçı ırklardan bir tanesi. O yüzden küçüklükten itibaren iyi organizasyon oluşturmak gerekiyor. Bu ırkta, Pekinez ırkında ırkını edinmek isteyenlerin mutlaka bu sağlık problemlerinden haberdar olması oldukça önemli. Karşılaşabilme ihtimali olan sağlık problemlerini bilmesi oldukça önemli ve bu ırk edinecek olanların özellikle bebeklik döneminden itibaren ırkın sosyalizasyonu konusuna çok önem vermesi ve itaat alışkanlıklarını düzgün kurgulaması gerekiyor. Küçük ırk olduğu için işte bu ırkın sosyalizasyonunda ya da dış dünya realizasyonunda gecikme söz konusu olursa ya da insanlaştırma dediğimiz küçük ırk olmasına bağlı olarak işte böyle yataklarda, yatırma masalardan yemek verme, sürekli kucakta tutulması gibi hatalar yapıldığı takdirde özellikle sosyal algılarının kolay ketlendiği ve özellikle dış dünyayla olan komünikasyonunun olumsuz etkilendiği ve yabancılara veyahut da sosyal ortamlarda reaktif bir köpek haline gelebildiğini gözlemlemekteyiz. O yüzden küçükten itibaren çok sosyal ve düzgün gezinti programı kurgularıyla birlikte dış dünya dinamiklerine mümkün olduğunca duyarsız ve nötr olarak yetiştirilmesinde fayda olan bir ırk.